İmamhanesi'nin ve bir de Akdeniz'in anlattığı beyanlarına göre 20 Şubat 1994 tarihinde saat 14.30 sıralarında Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından Kulp İlçesi Karaorman Köyü'ne tahminen 200 civarında asker tarafından baskın düzenlenir. Askerlerin bir kısmı köyün çevresinde beklerken diğer bir kısmı da köyün içerisine girer. Askerler köylülerden yiyecek ister. Köy yakma ve boşaltma olaylarının yoğun yaşandığı yıllar olması nedeniyle köylüler korktukları için askerlerin isteklerine uymak zorunda kalır. Bu nedenle askerlerin istekleri yerine getirilir. Baskın esnasında hanelerde bulunan insanlar askerler tarafından dışarıya çıkartmaya zorlanır. 22 yaşındaki Mehmet Bedir Akdeniz'de köye bağlı Gerger Mezrası Camisi'ne bulunduğu sırada alınıp köye getirilir. Askerler kadın çocuk yaşlı ayrımı yapmaksızın tüm köylüleri köy meydanında toplar. Evler askerlerce ateşe verilir. Bir asker elindeki kağıttan 6 kişinin ismini okur. İsimleri okunan 18 yaşındaki İrfan Akdeniz, 22 yaşındaki Mehmet Bedi Akdeniz, 22 yaşındaki Ziya Çiçek, 35 yaşındaki Faik Akdeniz, 35 yaşında Mehmet Çevik Allah verdi, 40 yaşındaki Halit Akdeniz tüm köylülerin gözleri önünde askerler tarafından şiddete maruz kalır. Daha sonra köydeki evlerden birisinin arkasına götürülerek kalabalıktan uzaklaştırılır. Köy baskınında 2 saat sonra askerler 6 kişiyi de yanlarına alarak 1,5 kilometre mesafede olan komşu bir mezarda bulunan araçlara binerek Kulp ilçesine gider. Gözaltına alınan 6 kişiden Halit, İrfan, Mehmet Çelik ve Ziya 18 gün sonra serbest bırakılır. Gözaltına çıkan kişiler 5 gün boyunca Mehmet Medya Akdeniz ile Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı'nda birlikte tutulduklarını ve kendilerine yoğun bir şekilde işkence ve kötü muamelede bulunduğunu anlatırlar. Ve 5 gün sonra Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Mehmet Medya Akdeniz'i bir daha görmediklerini belirtirler. Faik Akdeniz ise tutuklanarak Diyarbakır E-Tipi kapalı cezaevine götürülür. Tanık beyanına göre Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutulan Mehmet Bedi Akdeniz bir hafta tutulduktan sonra Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na götürülür. Yine tanık beyanına göre Mehmet Bedi Akdeniz Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında kaybedilen Kudüs'ü Adi Güzel ve Mirza Ateş ile birlikte görülür. Bu tarihten sonra Mehmet Bedi Akdeniz hakkında bir daha haber alınamaz. Aile Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çeşitli zamanlarda başvuruda bulunur. Verilen dilekçelere genellikle yazılı yanıt verilmez. Ancak 11 Mayıs 1994 tarihinde dilekçelerinde birine verilen yazılı yanıtta gözetim kayıtımızın tetkikinde ismine rastlanılmamıştır denir. Onlarca insanın gözü önünde gözaltına alınmasına rağmen gözaltına alındığı reddedilir. Akdeniz ailesinin bundan sonraki tüm başvuruları sonuçsuz kalır. Hiç hukukta bir sonuç varamayan aile, AİHM'e başvurur ve AİHM ihlal kararı alır. Bu azimlerinin uygulamalarının bir sonucu olarak binlerce insanımız faili ve tüm cinayetlerle yaşamını yitirmiş ya da alıp bulunan insanlarımız göz altında kaybedilmiştir. Kaybedilen ailelerden bir tanesi de Aslan ailesidir. Kayıtlara göre 01.03.2001 tarihinde saat 12.30 civarında 15. cadde Japon pasajıyanın döviz bank karşısında sivil birlikli ve tesisli kişiler tarafından gözaltına alınarak 72 AF 678 plakalı araçla götürülmüşler. Tahir Aslan ve Mehmet Ali Aslan yakınları 02.03.2001 tarihinde Batman Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Batman Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan başvuruları sonucunda yakınlarına Tahir Aslan ve Mehmet Ali Aslan'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı ve Batman Jandarma Alay Komutanlığı'nda bulunduğu bilgisi vermiştir. Ailelerin tüm arama ve başvurularına rağmen kayıplar hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılmamıştır. Göz altında kayıplara karşı mücadele yürüten bizler hakikat adına, adalet adına, vicdan ve insanlık onuru adına mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.
bizlerden koparılan canlarımızın hesabını sormaya devam edeceğiz. Kalbimizden, bedenimizden, ruhumuzdan kopartılarak kaybedilen hayırlı insanlarımız buluncaya ve failler yakalanıp cezalanıncaya dek bu eylem ve etkiliğimizden asla vazgeçmeyeceğimizi burada bir kez daha tekrarlıyoruz. Ağustos 1993'te Yüksekova'nın Oramar bölgesinde yaşanan çatışmalar sonrasında Yüksekova merkeze bağlı ilçelerde büyük bir operasyon başlatıldı. İlçe merkezleri boşaltılmak istendi, kepenkler kaldırılmadı. İnsan hakları kavramının rafa kaldırıldığı 15 Ağustos 1993 tarihinde şehir merkezinden geçen zırhlı araçlar rastgele ateş açıyor, keyfi gözaltılar yapıyor ve buna itiraz edenleri de işkenceyle gözaltına alıyordu. Askerler Esertepe Mahallesi'ndeki evlere bildiri dağıtarak evlerin bir an önce boşaltılmasını istedi. Çoğu mahalleli köylerdeki akrabaların yanına kaçmak zorunda kaldı. Akabinde gidecek herhangi bir yeri olmayan Abdülkerim Vardar, olay günü çocuklarıyla beraber ışıklarını kapattığı evinde beklemeye başladı. Evlerini boşaltmayıp gidecek yeri olmayanları tespit eden askerler, Abdülkerim Vardar'ın evinin önüne geldiler ve dış camı kırarak Vardar'ın dışarı çıkmasını istediler. Yanında küçük oğlu Zahir ile kapıya çıkan baba Vardar, askerlerin yere yat emrine uymadı ve gidecek yeri olmadığı için evde kaldığını belirtmesine rağmen gözaltına alınmak istendi. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayette bulundu. Yer, zaman, askerlerin eşkalleri, mermi çekirdekleri, zırhlı araç tarifleri olmasına rağmen herhangi bir dava açılmadığı gibi kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Yapılan tüm itirazlar reddedildi ve dosya kapatıldı. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Çocukların gözleri önünde katledilen Abdülkerim Vardar için etkili bir soruşturma açılarak sorumluların bir an önce adil bir yargı düzeninde gereken cezayı almalarını talep ediyoruz. Adalet olgusundan çok uzak bir biçimde faili meçhul bırakılmaya çalışılan sevdiklerimizin akıbetini her yerde sormaya, bana hiçbir şey olmaz diyerek insanların yaşam hakkına müdahaleyi meşru gösteren bu zihniyet ile mücadeleyi her platformda sürdüreceğimizi 110. haftamızda tekrar etmek istiyoruz. Son kaybın akıbeti ortaya çıkana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.